Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir kargo açımına hoş geldiniz. Bugün kanalı açtığımızdan beri yaklaşık 4,5 yıl oluyor bu da. Hayalimiz olan bir ayakkabı var. Sonunda. Sonunda arkadaşlar. Yeezy V2 350'yi aldım ve sizlerle, daha doğrusu Yeezy 350 V2'yi aldım. Orijinalini aldım bu sefer. Kanalda biliyorsunuz birçok işte kaliteli replika, bir sürü şeyler açtık. Ama hiç bunun gibi orijinalini açmamıştık. Ben de merak içindeyim. Acaba nasıl olacak ve fark olacak mı? Buna bakmak istiyorum. Biraz numarasını büyük aldım arkadaşlar. Çünkü yoktu. Bunları zaten öyle kolay kolay kendiniz sipariş edemiyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka resell sayfalardan veya farklı ikinci el belki satanlardan alabilirsiniz. Bu tamamıyla sıfır. İçinde faturası da mevcut. Bunu bana gönderen Topkicks.tr adresine de teşekkür ediyorum. Sizler de eğer hani böyle hype ayakkabılar, resell ayakkabılar, pahalı ayakkabılar istiyorsanız, hani normalde bulunamayan, piyasada kolay kolay denk gelmeyen ayakkabılar bulmak istiyorsanız bu sayfaya mutlaka bakın. Instagram adreslerini aşağıya koyuyorum. Çok ilgili, çok düzgün çocuklar ellerinde olmayan ayakkabıyı da bir şekilde mutlaka bulup getiriyorlar. En azından size fiyat teklifi veriyorlar. Dedikten sonra da yavaştan kutusuyla başlayalım. Kutu oldukça sağlam, güzel. Daha önce açtıklarımıza fazla benzemiyor. Oldukça güçlü bir formu var. Biraz büyük olmasına rağmen bakalım. Alıp incelemek ve denemek istedim. Şöyle güzelce çekmeli tasarımı var. Hemen görüyorsunuz Adidas'tan alınmış faturası elinizde. Evet, daha kaliteli olan bir kağıdı var ve çıkartıyoruz ve bang bang, Yeezy'miz bu mu? 6000 TL oldum bir anda arkadaşlar. Şekilde. Normalde fiyatları arkadaşlar 5000-6000 TL seviyelerinde geziniyor. Farklı renk almak isterseniz ona göre de yine fiyat farkı oluşacaktır. Hatta numaranıza göre bile oldukça değişiyor fiyatlar. Hani bu 45-44 bu aralık biraz daha zor bulunduğu için fiyatlar daha yüksek oluyor, daha hızlı gittiği için. Hani 41-42 daha küçükler bazen daha kolay olabiliyor. İşte 49-50'ler falan mesela çok daha zor bulunan numaralar oluyor çünkü daha az üretiliyor. Evet, şöyle biraz yaklaşırsanız beraber sizlerle bakalım. Arkadaşlar ilk başta yani yalan yok, görüntüde hani A kalite almış olduğumuz ayakkabılara benzettim. Hatta sizle onunla alakalı bir kıyaslama videosu da yapmak istiyorum. Belki onu ayrı bir video olarak yayınlayabilirim yakınlarda. Bunun için de zaten abone olmayı unutmayın. Onyx'i bu rengin ismi. Yani aslında black yazdığınız zaman da buna benzer çıkıyor ama orada işte kırmızı detayları da oluyor. Her rengin özel ismi olduğu için buna da böyle demişler. Zaten haftada bir de bir drop geliyor açıkçası Adidas sitesinden ama ben daha önce hiç yakalamayı beceremedim. Bunda da aynı şey oldu. Aslında bone rengini almak istiyordum. Bu beyazlı biraz daha yani kemik rengine benzer bir renkte. Drop olmuştu geçen haftalarda. Tabii ki yakalamam mümkün değil. Yani onu zaten tutturamıyorsunuz, denk getiremiyorsunuz. Bu sefer 12'den gidelim. Hemen alt tarafından başlayalım istiyorum. Arkadaşlar çok kaliteli, güzel bir plastik. Zaten bunlar ikonik tasarım. Bunun birçok farklı marka benzerini üretti. Yani çakmasını diyebileceğimiz bu taban tasarımını herkes kopyaladı. Bütün neredeyse markalar buna benzer şeyler yaptı biliyorsunuz. Adidas'ın olmasına rağmen aslında Kanye West'in şirketi Yeezy. Ve bu belki bu modelde en iyi ve en ikonik tanınan model olabilir. Diğerleri de tabii bir sürü var. 700'leri var. İşte farklı farklı Boost modeli olan var, olmayan var. Ama benim hoşuma da en temelden beri bu gidiyordu. Şöyle alttaki plastiğine baktığım zaman yere yapışan, derime bile yapışan arkadaşlar, daha sürtünme yüzeyi fazla olan bir böyle silikonumsu. Boost yapısı dışarıdan dokunulabilir. Ben bunu sevmiyorum çünkü taşmaş girse veya farklı kötü zeminde girseniz yırtılabilir, zarar verebilir. Boost logosu burada. Boost da biliyorsunuz Adidas'ın yastıklama teknolojisi, birçok ayakkabıda, basketbol ayakkabısında, gündelik ayakkabıda kullanıyorlar. Yine aynı şekilde üstten de pencerelenmiş ve şurada da Adidas logosu yazıyor. Çok fazla Adidas
amblemi olmayan bir tasarım. Üste çıkıyorum. Üste de bunların prime net, yani prime, yani üstün bir örgü tasarımı var. Kaliteliyim ben dediğini hissediyorsunuz. Üstündeki yapı arkaya doğru geldikçe biraz farklılaşıyor. Şurada görmüş olduğunuz zaten bir çizgi mevcut. Buradan da içini görebiliyorsunuz. Parmağım gözüküyor mu? Evet. Havalandırması olan güzel bir model. Hemen arkada şöyle ben size tutarken ederken şu topuk kısmındaki yastıklamalar çok hoşuma gitti. İçeride de aynı şekilde şöyle bir dönüş var. Burada da Three Stripes Adidas'ın 3 çizgisini görebiliyorsunuz. İçerisinde de hem Yeezy hem de Adidas logosu mevcut. Birlikte güzel bir işbirliği yapmışlar. Bazı yerlerdeki primelikler arkadaşlar biraz daha kalın ve delikli. Bazı yerlerde ise biraz daha ince. Özellikle ön ve arkada biraz daha kalınlaştırmışlar bu yapıyı. Bu şekilde tatlı güzel. Yalnız biraz bana büyük gelebilir. Normalde hep giydiğim Adidas numaram işte 44,5-45 belki. Onlarda biraz bu sıkıyor arkadaşlar. Hatta A kalite aldıklarımda bile parmaklarım önden acıtmıştı. Dolayısıyla bunu biraz daha büyük almak istedim. Şimdi beraber bakalım, görelim istiyorum. Ama şöyle içine de biraz daha odaklanmanızı istiyorum. İçindeki bu insole dediğimiz, yani tabanlığın örgüsü de çok güzel. Görünüyor mu örgüsü yeterince? Daha kaliteli, kaliteli, güçlü, evet, yapılmış tabii ki. Bir de şuradaki etiketlere bakmak istiyorum. Normalde pek görmediğimiz şeyler bunlar. Adidas Yeezy Boost etiketi var. Onun dışında şunlara bakalım istiyorum. Made with recycled materials demiş. Yani geri dönüşümden üretildiğini gösteren etiketlerimiz mevcut. Herhalde hepsi aynı şey. Evet, Çincesi farklı farklı dilleri var. Bu şekilde güzel bir ayakkabımız. Dediğim gibi 6000 liraya yakın. Aldığım adres açıklamada mevcut. Bu veya farklı bir rengi veya farklı bir ayakkabı almak isterseniz de dediğim gibi sorabilirsiniz. Instagram'dan onları da takip edebilirsiniz. Evet, bayağı ağırmış yalnız 46 numara. Şu an elime ağır geldi. Bir deneyelim mi ayağımıza? Hadi dene, merak ediyorum ben de. Hatta böyle yan yana gel, şunu başka bir video çekeceksin değil mi? Evet doğru. Arkadaşlar, kıyaslama videosu ayrı bir video olacak. Aynı videoda hem çok uzun olmasın dedim, hem de farklı farklı konular sonuçta. Bunu ilk defa aldığımız için ilk defa tanıtıyoruz. Hani keşke siyah olmasaydı, farklı bir şey olsaydı diyebilirsiniz. Ben de öyle diyorum. Bulabildiğim bu oldu. Bence belki rengi çok güzel. Ben çok onlar da gelir ama yani bone rengini de mutlaka bekliyorum, istiyorum. Bakalım, Topkicks gönderdiği için bunu teşekkür ediyorum. Onu da bekliyoruz diyelim. Ayağımıza giyelim, bakalım nasıl oluyor. Bizim bu güzel terliklerimizi. Bu arada arkadaşlar, bu terliklerin de incelemesini yapacağım. Şimdi yapmamışımdır muhtemelen ama ilerleyen haftalarda yapacağım. Yani Yeezy'den daha rahat diyebilirim. Bak bakalım, arkada ilk defa orijinalini giyeceksin. Orijinalini giyince böyle bulutlara uçacağım herhalde. Ha 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 falan olacak. Arkadaşlar, 46 numara tam oldu. İnanamıyorum. Hatta şuradan vurdu, biliyor musun? Ciddi misin? İnanamıyorum. Aa, çok ilginç. Arkadaşlar, normalden gerçekten 2 numara falan büyük alabilirsiniz ya. Şu an şoklar içindeyim, biliyor musun? Tam. Yalnız. Güzel. Yani Boost'un zıp zıplığını çok güzel hissediyorsunuz arkadaşlar. Bayağı iyiymiş ya. Şu an bayağı hoşuma gitti. Bir formu var, bir kalitesi var. Şuralardan güzel biçimde arkanızı destekliyor. Benim gibi düz taban veya işte düşük ark dediğimiz durumlar yaşayan arkadaşlar için harika. Çok beğendim. Gerçekten kalitesi çok hoşmuş. Evet, ayakta görüntüsü nasıl? Küçük duruyor değil mi? Çok, küçük duruyor. Evet, çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti benim de. Evet, bu şekilde gayet rahat, gayet harikaymış. Zıp zıplığını çok beğendim. Ve ben demek ki yanlış numara alıyormuşum hep, biliyor musun? A kalitelerde Instagram ayakkabılarını hatırlarsanız daha farklı bir numara alıyordum. Ama onlar biraz daha büyük olduğu için kafa kafaya geliyordur. Yalnız benim 46'ymış numaram, biliyor musun? Demek eyvah, yoktan Yeezy yere gidecektim, 45 numara falan alacaktım. Yeezy de demek ki 46'ymış. Boost'larda 44,5 giyiyorum arkadaşlar. Demek ki bunda bu şekilde oldu. Evet, böyle. Ne diyorsun görüntü olarak da, sen de beğendin çok değil mi? Çok hoş, beğendim. Simsiyah olmasına rağmen arkadan falan nasıl? Evet, çok fit durdu. Evet, gerçekten öyle oldu. Şok oldum ki ip incecik bir çorabım var. Biraz daha kalın basket çorabı desem bir yarım numara daha büyük alınabilirmiş yani gerçekten. Evet, şu şeyleri de çıkartalım şimdi, etiketleri, ve hadi dışarı çıkıp giymeye devam edelim. Evet, bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Benim çok beğendiğim bir video oldu. Ayakkabı oldu. Ayakkabı beğenince videoyu da beğeniyoruz zaten. İletişim bilgilerini dediğim gibi aşağıya bıraktım. Sizler de almak isterseniz. Onun dışında like ve yorumlarınızı da bekliyorum. İlk defa Yeezy aldım. Uzun süredir, yani 4-4,5 senedir biliyorsunuz, alacağım, aldım, alıyorumdu. Hani direkt Instagram'dan alınca bununla olan insanın keyfi de şeyi azalıyor biraz yani. Hani zaten orada var, gerek yok gibi. Öyle hissetmiştim ama kesinlikle bu çok çok apayrı, farklı geldi. Şu anda apayrı hissettirdi. Bir tane de olması lazımdı zaten. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük.